Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün birlikte tam sayılarda işlem önceliği konusunu işleyeceğiz. Konu anlatımımız, çözüm örneklerimiz var. Sıra sizde bölümünde kendinizi test etmeniz için sorular soracağım ve cevaplarını vereceğim. Bir soru bölümünde de konuyu özetleyen bir soru soracağım. Cevabı siz vereceksiniz arkadaşlar. Abone olun kısmına tıklayarak sayfamıza abone olabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar, işlem önceliği. Burada gördüğünüz gibi birçok karışık işlemin olduğu durumlarda nereden başlayacağımızı, önce hangisini yapacağımızı gösteren konumuz. Eğer bu konuya başlamadan önce size tavsiyem tam sayıları toplamaya çıkarma ve çarpma bölme videolarını izlememiz. Ben zaten bu konuları biliyorum diyorsanız buyurun devam edelim. Bu konuya başlarken derslerimizde öncelikle biz öğrencilerimizle birer uçan balon çiziyoruz. Sonra uçan balon üzerinde dersi anlatmaya başlıyorum ben. Uçan balonumu hazır verdim arkadaşlar. Başlayalım. Uçan balona yukarıdan başlayarak sıralamamızı da öğrenmiş oluruz. Uçan balonumuzun bayrağı bize üslü sayıları temsil ediyor. İlk olarak üslü sayılar yapılıyor arkadaşlar. Sonra uçan balonun şurada gördüğünüz dalgaları, çizgileri bize parantezi hatırlatıyor. Sonra parantez diyoruz. Çarpma, bölme, toplama ve çıkarma diyoruz. Arkadaşlar, çarpma ve bölmenin kendi arasında bir sıralama yok. Yani sadece çarpma ve bölme varsa en önden başlayarak yapıyorsunuz. Toplama çıkarmada da yine arkadaşlar ikisi arasında sıralama yok. Önden başlıyorsunuz. Sadece toplama ve çıkarma varken. Şimdi size tavsiyem bu sıralamayı hızlıca kendi kendinize sayabiliyorsanız sonra devam edin. Üstü sayılar, parantez, çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Böyle hızlıca sayabiliyorsanız bakmadan bu sıralamayı öğrenmişsiniz demektir. Artık örneklere geçebiliriz. Başlayalım hemen. İlk örneğimiz normal standart sordum arkadaşlar. Bu negatif pozitif sayıları göreceğiz birazdan. Önce normal standart doğal sayılardan verdim bir örnek. Mesela ne yapacağız? Toplama ve çarpma varsa önce çarpma yapacağız. 5 kere 2 10. Sonra da toplama yapacağız. 13. Bakın sıralamaya dikkat etmeseydik sonucumuz kaç çıkacaktı? Önce toplama yapsaydık 3 artı 5 8. 8 kere 2 16 çıkacaktı ve cevabı yanlış bulmuş olacaktık. Onun için sıralamaya dikkat ediyoruz. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bakın eksili sayılar da var. Ama bizi eksili sayılar olması ilgilendirmiyor. Biz şu an neye bakıyoruz? İşlem önceliğine. İşlem olarak ne var? Çarpma ve çıkarma var. Aslında 7. sınıfta çarpmaya nokta koyuyoruz ama ben iyice belirgin olsun diye x işaretine benzeyen çarpmadan koydum. Çarpma yapacağız. Önce ne yapacağım? Eksi 2 çarpı 3 eksi 6 eksi 6, eksi 4, eksi 10 yapar arkadaşlar. Dediğim gibi bu tam sayılarda toplama çıkarma ile ilgili bir konu. Bunları biliyorsunuzdur zaten. Evet, bakıyorum burada bir çarpma işlemi var. Bir de toplama işlemi var. Ama fark var burada ne var? Bir parantez var arkadaşlar. Ne yapacağız? Önce parantez yapacağız. Hemen yapalım parantezimizi. Eksi 5 artı 3 ne yapar? Eksi 2 yapar. Sonra da artık çarpmaya geçebiliriz. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsam artı 6 yapar. Sıradaki örneğimiz toplama, çarpma, çıkarma. Bakın bu parantez içindeki eksi 5. Önce ne yapacağız? Çarpma yapacağız arkadaşlar. Eksi 5 ile 2'yi çarparsam eksi 10 yapacak. Sonra ne kaldı işlem olarak? 3 artı eksi 10 eksi 7. Hemen soruyu bir daha yazalım isterseniz. 3 artı eksi 10 eksi 7. Bakın işlem olarak ne var? Toplama ve çıkarma var. Ne demiştik? Toplama ve çıkarma varsa işlemi en önden başlıyoruz. 3 ile eksi 10'u toplayacağız. 3 artı eksi 10 eksi 7 yapar. Eksi 7 eksi 7 ne yapacak? Eksi 14 yapacak arkadaşlar. Bir örnek daha. Ne var? Bakın parantez içinde, parantez içinde ve ikisini böleceğiz. Önce bu birinci parantez içindeki işlemimizi yapalım. Önce parantez yapılırdı, sonra bölme yapılırdı çünkü. Eksi 13 artı 4 eksi 9 yapar. Eksi 1 artı 4 artı 3 yapar. Şimdi ne yapacağız? Bölme işlemi. Eksi 9'u artı 3'e bölersem cevabımız eksi 3 çıkacak. Evet, bir üslü sayımız var. Toplama, çarpma işlemlerimiz var.
Önce neydi arkadaşlar? Üslü sayı. 2'nin küpünü biliyoruz. Kaç? 8. Artı. İşte bir daha yazalım. 3 çarpı eksi 4. Üslü sayımızı yaptık. Şimdi ne yapacağız? Toplama ve çarpma var. O zaman önce çarpma yapıyorum. 3 kere eksi 4. Eksi 12 arkadaşlar. Şimdi toplama yapabilirim. 8 artı. Bir daha yazalım sorumuzu. 8 artı eksi 12. 8 ile eksi 12'yi toplarsam da arkadaşlar cevap eksi 4 çıkacak. Evet, hemen devam edelim. Sıradaki örneğimiz parantez içinde parantez arkadaşlar. İçerideki parantezle başlıyorum. Önce üslü sayı 2'nin karesi 4. 4'ten 3 çıkardık, 1 çıktı. 3 artı 1, 4 çıktı arkadaşlar. Artık bölme işlemini yapabiliriz. 4 bölü eksi 2 yazıyorum. 4'ü eksi 2'ye bölersem de eksi 2 cevabını buluruz arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Başka bir örnek. Bakın, sadece bölme ve çarpmanın olduğu bir durum. Ne demiştik? Önden başlayarak çözüyoruz. 12, eksi 12'yi eksi 4'e bölersem artı 3 olacak. 3 kere 5, 15 cevabına ulaşırız. Başka bir örnek. Bakın, toplama, çıkarma, toplama. Sadece toplama ve çıkarmanın olduğu durumlarda ne demiştik? Yine önden başlayarak çözüyoruz. Önden başlayarak çözelim. Eksi 3 artı 5 artı 2 yapar. Artı 2 eksi 2 0 yapar. 0 eksi 9 eksi 9 yapar. Son örneğimiz bölme, toplama ve çarpma. Önce neydi? Çarpma ve bölme. Bölmeyi yapıyorum. 24'ü eksi 4'e bölersem eksi 6 çıkar. Eksi 2'yi 6 ile çarparsam eksi 12 yapar. Şimdi bunları toplayacağım. Eksi 6 ile eksi 12'yi de toplarsak eksi 18 cevabını buluruz. Eksi 18'imiz de çok süslü oldu. Evet. Şimdi sıra sizde, bölümümüze geldik. Videoya 5 saniye ara vereceğim. Videonuzu durdurun. Cevaplarınızı bulun. Devam edelim. Evet. Cevapları veriyorum arkadaşlar. Sorular hakkında takıldığınız bir şey varsa yorum kısmına yazın, cevaplayayım. Ve bir soru bölümümüz arkadaşlar. Gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Bakalım cevabı kimler bulacak? Bir dahaki derste görüşmek üzere.